Merhabalar, yeni şampiyonumuza dair görseller yayınlandı, teaser görseller yayınlandı ve bugün sizlerle birlikte bunları inceliyor olacağız. Ee, son çıkan hikayede acaba şampiyonumuza dair bir ipucu mu var, buna bakıyor olacağız. E ee, şampiyonu kimler tasarlıyor? Nasıl bir şey olabilir? Bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle e, daha Niko bile çıkmadan, e, Ezreal rework, Nun rework bile yapılmadan önce o şampiyon yol haritasında demişlerdi ki en sonda herkesten gizli tuttuğumuz ve çıkış tarihi hiç mi hiç belli olmayan bir şampiyonumuz daha var deyip böyle gizemli bir görsel paylaşmıştı ve o zamandan beri zincirli abi diye e, andığımız bu acaba kim dediğimiz bir kişi vardı. Bu görseli görür görmez burası Demasya'ya benziyor. Direkt Demasya renklerini görüyoruz. Acaba Demasya zindanlarında bir adam mı var demiştim videoyu izlediyseniz hatırlarsanız ve Demasya e, bir sonraki şampiyonumuzun yeri gibi görünüyor şimdilik gerçekten de Zira 4 tane Demasya'lı şampiyonla ilgili yaşanan olaylarımız var. Oldukça enteresan olaylarımız var. Acaba neler oluyor diye bakacağız. İlk görselde Laksı e, altın zincirlerle yakalanmış şekilde görüyoruz ve Lux'ın ultisine benzeyen bir ışık hüzmesi e, Demasya'daki bir kuleyi bir heykeli deviriyor Lux'ın isteğinin dışında belli ki zira hem Lax neden e, Demasya'da bir kuleyi yıksın hem de neden elleriyle arkadan bağlı olsun güzel bir görsel. Sonraki görsele geçtiğimizde Galyo'nun kanatları kapalı bir şekilde altın zincirlerle bağlanmış halde şehrin merkezine doğru e, serbest düşüş yapmakta olduğunu görüyoruz. Sanki ultisiyle zıplamış ama kendi iradesiyle o kahraman dalışını yapabilmekten ziyade kanatları kapatılmış, büyüsü kesilmiş aşağı doğru iniyor gibi görünüyor. Bir sonraki görsele geçtiğimizde Gare'nin ultisinin ee, bir kişiye indiğini görüyoruz. Yine Garen zincirlerle bağlanmış hayır diye bakarken neden bu yaşanıyor benim adaletim neden bu adamı iniyor dercesine ve bu karakterin başında bir taç var dikkat edecek olursanız. Dolayısıyla bu kişinin 3. Jarvan yani şu anki Demasya'nın kralı Prens 4. Jarvan'ın babası olduğu iddia ediliyor. Ve son görsele geçtiğimizde bu değil son görsel. Ee, tahta sıkıntılı bir şekilde, mutsuz bir şekilde oturan yine ultisi yakın zamanda atılmış mızrağı yavaş yavaş yok olmakta olan bir Jarvan görüyoruz ve elinde Tacı tutuyor Jarvan. Ee, aynı taç olduğunu düşünüyorum. 3 sivri noktadan oluşan ee, ve burada da yine zincirlerle bağlı bir üçüncü Jarvan görüyoruz. Dolayısıyla ee, teoriler diyor ki bu her kimse Garen'in büyüsüyle 3. Jarvan'ı öldürdü ve 4. Jarvan artık tahta geçiyor. Acaba hikaye ilerliyor mu sonunda? Demasya'nın kralı artık Jarvan mı olacak? Bu konuda neler yaşanacak tarzında teoriler var. Ve 4 görselde de şampiyonların kendi iradeleri dışında belki de ultilerinin kullanıldığını görüyoruz. Yani ee, gerçekten kafa karıştırıcı bir durum var ortada. Dolayısıyla şampiyonun rakibin ultisini çalacak, kopyalayacak engelleyecek, başkasına attıracak tarzında bir mekaniği olduğunu düşünüyor insan otomatikman. Sonuçta Lux'ın ultisinde bir başkası atıyor burada ve bir dostuna doğru atıyor. Burada da iki ana olasılık önümüze çıkıyor. Şampiyon ya seçtiği kişinin ulti atmasını engelleyip zincirlerle bağlayıp onun ultisini çalıp kullanabiliyor. Yani ben size bu şampiyonla Silvas diyoruz şimdilik ona da geleceğim. Ee, şampiyonun ismi tabii ki belli değil. Silvas'ın bu şampiyon olduğu da kesin değil ama nedenini anlatacağım eee Lux'ın ultisini Lux'ı yakaladım, ultisini çaldım, başkasına R attım. Garen'de bunu yapabilirim, Jarvan'da bunu yapabilirim. Galio'da belki bunu yapabilirim ama bunu çalışmayacağı şampiyonlar var işte. Elise mesela ya da Jayce ya da Udyr'de mesela p diye böyle bir Udyr'in ultisi yok teknik olarak. R tuşunda bir Phoenix modu var sadece. Bir anka kuşu alevlemesi mi yapacağım? Hani ya da Nocturne olursam gerçekten etrafı karartıp insanların üstüne mi uçacağım? Bu nasıl çalışacak? İkinci olasılık, şampiyonların ultisini kendi isteği dışında kullandırması. Kendi takım arkadaşına attırması. Yani Garen'i siz zincirliyorsunuz ve Garen yanındaki takım arkadaşına dönüp beynine ultiyi çakıyor. Bu tarzda mı olacak? Ee, ama lakstan çıkmıyor burada ışıklar, başka bir yerden geliyor. Nasıl olacak? Dolayısıyla... Mekanik olarak o kadar karışık bir durum ki şampiyonun tam olarak ne yapacağını kestirmek zor. Ultilerle alakalı olacak gibi görünüyor çünkü 4 görselde de istisnasız ultiler görüyoruz. 4 görselde de şampiyonların kendi istekleri dışında zincirlenmiş şekilde bir şeyler yaşandığını görüyoruz. Ama acaba ne olacak? Burada mesela Jarvan'ın mızrağı da yavaş yavaş kayboluyor. Dolayısıyla... Bu bir Kopya ulti mi acaba böyle olabilmesi için? Ee, Niko gibi belki de seçebildiğimiz şampiyonlar olacak. Karşı takımda ultisi buna uygun olan şampiyonlar var. Kopyalayabiliyorsun ya da çalabiliyorsun. Ee, gerçekten enteresan bir durum. Rakip kartusun ultisini çalmak falan mesela bayağı OP olabilir. Çok e, oyun kırıcı mekanikler olabilir. Ayrıca ekstra bir görselimiz var Demacia sayfasında. E, burada da taht odasının parçalanmış, dağılmış olduğunu görüyoruz. Etrafa kılıçlar yayılmış durumda. Bir e, duman var, taht boş, bir enkaz alanı, bir savaş geçmiş durumu var e, ee, ne olduğunu bilmiyoruz burada da ama Demasya'da kesinlikle bir şeyler dönecek. Şampiyonumuzun tasarımcısı Squad 5 Orn ve Ivern'ün yapımcısı. Dolayısıyla kesinlikle çok enteresan mekanikler beklemekte haklıyız burada. Niko ee, Nico gibi e, ee, gibi böyle oyuna yeni şeyler katacak bir şey olabilir. Orn'u hatırlarsanız Brittle mekaniği Orn'la geldi. Ultisine kafa atıyor. Upgrade'lenen eşyalar falan. Dolayısıyla Squad 5 çılgın şeyler yapmaktan çekinmeyen bir adam. Ivern'ün çalıları vesaire kesinlikle enteresan bir şey getirecektir oyuna. Ee, görsel tasarım olarak Kindle Jack çalışıyor olacak. Zoe'nin yapımcısı. Ee, biraz Disney bir havası olsa da Zoe'nin ben görsel olarak, renkli olarak gayet beğeniyorum ve Hikaye olarak da e, Jonodin yani Irelia, Yurik, Galio ve Ryze'ın e, hikayelerini yazan kişinin e, hikayesini yazacağı söylüyor, söyleniyor. Ve hepsi gayet güzel hikayeler özellikle Ryze bildiğiniz üzere zaten evrenin en kritik kişilerinden biri. Şimdi tüm bu görseller yayınlanmadan 2-3 gün önce Demasyalı Kalbi diye bir hikaye paylaşıldı. Hatta bu hikayeyi analiz edip bu hikaye acaba Kayle Morgana rework'ü veya yeni şampiyonla alakalı olabilir mi diye bir video yapacaktım. Ee, sonra şimdilik ortalığı çok karıştırmayayım biraz daha bilgi bekleyelim dedim ve bu görsellerin çıkması olasılığı arttırdı Çünkü burada hep büyü engelleyen bir şeyler görüyoruz ve bu hikaye tamamen büyü engellenmesi üzerine ee, Hızlı özetini geçeceğim çok uzun bir hikaye Güzel bir hikaye okumak isterseniz fena değil ee, Ben size genel hatlarından bahsedeceğim Demasyalı sihir avcılarının bir macerasını inceliyoruz bu hikayede. Vanis, Vanis'in arkadaşı Marsino ve bunların yanındaki bir çocuk, büyü gücü olan bir çocuk. Sihir avcılarının amacı toprakları gezip e, sihire engel olmak, sihir kullanıcılarını adaletle tanıştırmak. Çocuğun gücü ise büyüyü görebiliyor olması. Çocuk da aslında büyü kullanabiliyor, büyülü gücü var. Büyü görmek de büyülü bir güç ama Demasya'nın faydasını olduğu için çocuğu yanlarında gezdiriyorlar ve onu hapsetmektense... Artık ne yapıyorlarsa büyücülere onu yapmaktansa ee, yanlarında eğitiyorlar, kullanıyorlar ee, ve yürürken çiçek buluyorlar e, bir çeşit ve bu çiçek normal şartlar altında, bu soğukta, bu şekilde, bu mevsimde pek yetişmez diyor sihir avcıları köye gittiklerinde. Siz bunları büyüyle yapmışsınız, itiraf edin nereden çıktı bu şifalı bitkiler. Biz çiftçiyizdir, iyi avcıyızdır da diye falan böyle tehdit ediyorlar bu sihir avcılarını. Toprak don yemiş, sizin aranızda da hayatında kasaba... Ee kara saban sürmüşlü olan tek kişi bile yok. Mahsul nerede isterse orada yetişir. Biz ne karışır toprak bu topraktan çiçek çıkıyor işte yani doğa anaya kim müdahale edebilir ki falan tarzında salağa yatıyorlar. Ee, ama adam bir e, burada Petrist çıkarıyor. Petrist Demasya'nın duvarlarının e, yapılmış olduğu madde. Daha önceki hikayelerimi takip ettiyseniz ya da Rise videomu izlediyseniz o büyüyü engelleyen, büyüyü soğuran ağaçlardan yapılmış olan şeyler ve bu petrist İyi, çiçeğe yaklaştırdığınızda çiçek ölüyor. Demek ki bu çiçek büyüyle yetiştirilmiş. Yani yani bu kabak da olabilirdi, patlıcan da olabilirdi. Gayet normal, şifalı, güzel bir bitki. Ama büyüyle yetiştirmişler sadece. Yani GDO gibi düşünebilirsiniz bunu. Hormon gibi düşünebilirsiniz biraz. Sihir kullanımı yasaktır. Hepimiz demasyalıyız. Ülkemizin yasalarını şereflendirmek doğuştan diye giderken adam şeref ekmeye katık edilmiyor diyor kadın. Ee, biz burada açız sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz biz burada yemek yemeye çalışıyoruz. Ölmemeye çalışıyoruz. Sihirle bir şey yaptığımız yoka getiriyor aslında. Şeref ekmeğe katılsa da siz yine aç kalırdınız zaten diyor Vanis burada. Güzel bir laf sokuyor. Burada işte kim büyücü ortaya çıksın derken çocuğu dürtüyor adam. Hadi bul şu büyücüyü işimize bakalım gidelim. Çocuk ışık görüyor karşıda bir tane büyü olduğunu tahmin ettiği. Hani büyü, büyü her zaman görünen bir şey değil. Atıyorum bir Brand'in attığı ışığı görebilirsiniz. Bir Ryzen ışınlanma alanını bazen görebilirsiniz. Oyun için basitleştirilmiş olan tarafları da var ama atıyorum. Alaza cevher mesela büyülü bir eşya oyundaki. Normal bir küre gibi görünüyor olabilir ama bu çocuk baktığında onun içinde dönen ışıltıları görebiliyor. Tıpkı termal kamera gibi düşünün. Gözlerinizde termal kamera olduğunu görün. Isıyı biz normalde göz spektrumumuzda göremiyoruz ama bu çocuk görebiliyor büyülü bir şekilde büyüyü. E, şerefinizle Kanun'a uymayacaksanız bilin ki bu çocuk suçluyu ortaya çıkarabilir diyorlar. Silvas bu arada çocuğumuzun ismi. E, çocuk işte bulmaya çalışırken kadının bir tanesi e, işte ben kabul ederim, e, söyleme oğlum falan yapıyor. İşte ben büyücüyüm falan şeklinde öne çıkacakken bu kadını almaya giderlerken çocuk hayır, arkasındaymış diye büyük ihtimal kadının oğlu olan, evet kadının oğlu büyük ihtimal bile değil onun büyücü olduğunu fark ediyor. Ama tam buna doğru giderlerken kadın hiç, çocuk annemi bırakın yok büyücüler, büyüler o ağır bedede bir sarmaşık büyüsü yapıyor. Ellerinden dikenler çıkarmaya başlıyor ve tam bu kaos sırasında e, Vanis'in arkadaşı diğer e, sihir avcısını tutmayı başarıyor. Dikenleriyle deliyor. Oradan büyücüye bir tane vuruyorlar. Hop orada bir meşale düşüyor, yanmaya başlıyor. Etraf işte köylüler bunlara saldıracak gibi oluyorlar. Adam yaralanıyor. Aa ne oluyor? Zehirleniyorum, büyülendim falan modunda hemen kaçıyorlar. Ee, ve gitmeye başlıyorlar. Dokunmaya başarıyor çünkü adam Marsino'ya dediğim gibi. Ee, başka büyücü var mı diye bağırıyor Vanis. Çocuk işte yok başka yok falan deyip zıplıyorlar. Şimdi ne oldu? bir Vanis kızgın çünkü çocuğun oyalanması ve büyücünün kim olduğunu söylemeye dair o arada kalması Marsino'nun yaralanmasına sebep oldu. Büyücünün ...efektif bir şekilde imha edilmesine engel oldu çocuk burada. Ama çiçek yetiştiriyorlar, bir şey yapmıyorlar, kimseye zararları yok. İşte kadın merhamet dilendi falan tarzında o çocuk. Kafasındaki moral ikileme takıldığı için bir sihir avcısı yaralandı şu an. Vanis sinirli. Adam sürekli nöbet geçirip duruyor. Gittikçe kötüleşiyor, zikirleniyor, lanetleniyor artık büyü buna ne yaptıysa. Ölüyor, teni falan kararmaya başlıyor. O sayıklıyor işte ne olur çocuğu suçlamayın. Hani onun bir suçu yok olan olduğu çocuğa atmayın suçu falan tarzında sayıklıyor. Vanis bir yandan daha da sinirleniyor. Bak bu adam seni bu kadar seviyordu sana bu kadar güveniyor yumuşacık bir kalbi var ve senin tereddütün yüzünden adaleti getirmek konusunda böyle şeyler yaşandı moduna giriyor. Çocuk da ama sadece çiçek yetiştiriyor bunlar falan diye gitse de ee, adam şey diyor sihir böyledir elini verirsen kolunu kaptırırsın. İşte bugün çiçek yetiştirirsin yarın ağaç yetiştirirsin sonra o ağaçtan silah yaparsın bir bakarsın büyücü overlord olmuşsun milletin enerjisini çekiyorsun falan kafasında bir ifadede bulunuyor. Ee, yardım aramaya gidiyorlar ki kalelerine dönüş çok zor çok güvenlikli bir kaledeler yamaçta oraya ulaşamayacaklar oraya ulaşacak sürede adamın öleceği kesin artık çok kötüleşmiş durumda. Dolayısıyla e, çiftliğimsi bir yer buluyorlar ve bu adamdan yardım istemeye gidiyorlar. Buraya geldiklerinde... Etrafta böyle yok. Bir iki tane inek yanmış. İçlerinden bir ışın geçmiş gibi görünüyor falan böyle. Etrafta işte parçalanmış şeyler falan var. Geliyorlar bir adama. Adam ee, diyor burada bir canavar var. Ama ben iyiyim. Arada bir geliyor bu canavar. Ben kendim hallederim. Size yardım edebilecek bir şeyim yok. Siz buradan gidin kardeş diyor sihir avcılarına. E, adamın asker olduğunu anlıyor Vanis. Sen Demasyalı bir kardeşimsin benim. Ee, her zaman birbirimize yardım etme sorumluluğumuz var bizim. Sen eski bir asker de olsan da, sihir tam bir asker sayılmasa da. Bu demasyalı adam ölecek, yardım et bize moduna giriyor. Adam ee, kapısını açıyor bunlara. Yardım ediyor, kurtarmaya çalışıyorlar işte ee, bir şeyler bir şeyler. Sonra kolunu keselim diyorlar. Yok işte kolundan çok yayılmış hastalık bir şeyler yapalım falan diye uğraşırken çocuğu yolluyorlar yan tarafa. Git ee, işte şunu bunu bul. Adamı kurtarmamıza yardım edecek. Çocuk yanında onları ararken manyak gibi bir ışık görüyor. Orada bir büyülü bir şeyler olduğunu anlıyor. Bakıyor ediyor derken küçük bir kız buluyor. Çiftçinin kızı büyü gücü var. Çiftçi bu yüzden tedirgin. Kızını bulurlarsa büyük ihtimal öldürecekler. Yakalayacaklar bir şey yapacaklar. Ee, çocuk bunları yaşarken geri döndüğünde adam halihazırda ölmüş oluyor. Kurtaramıyorlar. Ee, kurtaramadıktan sonra Vanis zaten iyice sinirleniyor. Olanları Biraz e, adam zaten sihir avcısı olduğu için çakıyor. Sen burada bir şeyler gizliyorsun. Burada bir olaylar var. Ekstra bir yatak var. İşte bir şeyler oluyor. Birini saklıyorsun sen. Burada bir büyücü var. Sonra adamı rehin alıyor. Ee, adamı rehin aldıktan sonra işte kızını çağır. Büyücü mü değil mi göreceğiz. İşte burada değil öldü falan yapıyor adam kızım. Ee, dışarı çıkıyor baban elimizde falan deyince kız... Ee, gel bakalım falan yapıyor kıza. Baba ne oluyor falan modunda küçük kız. İşte bir şey yok bu adamlarla sohbet ediyor baban sadece falan modunda. Yaklaşırken e, çocuk işte öyle güneş gibi parladığını görüyor kızım. Manyak gibi büyülü ama kız normal diyor emin misin? Tekrar bak falan yapıyor adam. İşte yanılmışsınız gidelim artık falan moduna girerken adam bakalım imtihanları geçebilecek mi deyip bir petrist mühürü çıkartıyor yine. Yani bu bitkiyi öldüren şey adam da hemen Vanis'in üstüne atlayıp kızım kaç falan moduna giriyor. Fakat adam ona bir tane koyuyor asasıyla. Sonra da kızın üstüne atlıyor. Çocuksa yine bir moral ekleme düşüyor. Küçük masum bir kız ihbar etmek bile istemediği tıpkı kendisi gibi büyük gücü olan bir çocuğun bu şekilde yakalanmasını istemiyor. Araya atlıyor. Araya atlarken kız büyü yapacak oluyor. Adam vuracak oluyor. Silvan ortada kalıyor. Silvas özür diliyorum. Olan kıza doğru koşturdu göz kamaştırıcı ışık seliyle ağır asasının arasına attı kendini. Minik, minik büyücüye dokunduğunda kollarındaki tüyler yandı, parmak uçları su topladı. Eline döne döne gelen bir şimşek saplandı. Etine cayır cayır bir akım yayıldı, vücudu kasılıp büküldü, kalbi sıkıştı. içindeki tüm hava dışarı boşaldı, nefes almaya çabaladı ama içine sadece boşluk çekebildi. içi ölümcül büyüyle dolarken görüşünün kenarları bulanmaya, renkler solmaya başladı. Vanis darbesinin orta yerinde elinde asasıyla eski bir kahraman heykeli gibi durup kalmış. Kız da durmuştu. Çevresindeki pırıl pırıl ışık sönükleşirken yanaklarındaki gözyaşları mat kristallere benziyordu. Sonra olan ciğerleri havayla doldu. Kalbi atmaya tüm vücuduna uyuşturan bir sakinlik bombalamaya başladı. İçindeki ateş yanmaya devam etti ama artık onu yakıp tüketmeye çalışmıyordu. Damarlarında sakince akıyordu. Hatta çocuk anlık da olsa düşünceleriyle yön verebiliyordu ona. Sonra ateş birden kıvılcımlandı ve artık içinde tutamayacağı kadar alevlenip kuvvetlendi. Ellerinden ışıklar patladı ve dünya... Ya gözden gitti. Burada anladığım kadarıyla yaşanan şey şu. Kızın yaptığı büyüyü çocuk yakalıyor. Ee, Avatar Eng'deki yıldırım bükücüler gibi düşün. Aslında yok edici bir büyü buna saplanıyor, zarar veriyor. Çocuk büyüyü kendi bedeninde yakalıyor. Kontrol etmeye çalışıyor ama büyü konusunda eğitim almış bir şey yapmış değil. Sadece yetenekli bir çocuk ve sonra büyü bunun üzerinden patlıyor direkt çocuğun kendi üzerinden. Silas gözlerini açtı. Kararmış toprakta duman tüten üç boş kabuk yatıyordu. Birinin elinde çarpılıp paramparça olmuş bir asa, diğer ikisi birbirlerinin yakınına düşmüşlerdi. Kollarını açıp birbirlerine uzanmışlardı ama sonsuza dek ayrı kalacaklardı. Başarısızlığını gören Silas'ın gözleri doldu, pişmanlığın pençesi kalbini sıkmaya başladı, sırt üstü yuvarlanıp titredi. Bulutsuz gökyüzüne sayısız yıldız saçılmıştı. Yörüngelerinin eğrisine Eğrisini takip ederek ağaçların gölgeli siyahlar arasından kaybolmalarını seyretti. Silas ayağa kalktığında gece göğü mora dönmeye başlamıştı. Katliamdan topallayarak uzaklaşırken dizleri titriyordu. Biraz gittikten sonra durdu ama ardına bakmadı. Gerek yoktu. Gördüklerini ömrü boyunca unutmayacaktı. Bu düşünceleri bir kenara itip dağların ufuk boyunca uzanan sivri zirvelerine baktı. Ne duvara bunların geldikleri üs ne de onların herhangi başka bir kalesine gitmeye niyeti vardı. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın cezadan kurtulamayacaktı. Zaman içinde onu da aramaya başlayacaklar, adaleti sağlayana kadar da durmayacaklardı. Sonuçta kanun uygulanmalıydı. Ama Silas onların yöntemlerini biliyordu ve Demasya koskoca bir ülkeydi diye hikaye bitiyor. Ve burada Silas, bu genç, yetenekli çocuğumuz ee, kaybolup gidiyor saklanmaya çünkü adalete yakalanırsa başına gelecekleri biliyor ve bir daha onların herhangi başka bir kalesine gitmeyecekti eee, bir daha onların kölesi olmayacaktı dolayısıyla buradan çıkarabiliriz ki belki de Silas uzun süre boyunca saklandı büyü gücünü üzerine odaklandı bu büyüyü yakalayıp Başkalarına atma tarzındaki gücünü geliştirdi, e, ilerledi, yakalandı, zincirlendi ve daha sonra serbest kaldı ve Demasya'dan intikam almak ve bu anti-büyü kafasını ortadan kaldırmak için geri döndü. Tarzında bir şey acaba ortaya çıkabilir mi diye düşünüyor insan bu hikayeyi ve görselleri birleştirince ee, şampiyonumuzun bir üst koridor şampiyonu olacağı söyleniyor. Ee, böyle bir iddia var. Q yeteneğine dair bir sızıntı iddiası var tamamen birilerini tutup kaldırıp fırlatmak üzerine olduğuna dair bir sızıntı var bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz bu benim e, önden bildiğim şeylerden biri değil bu arada arkadaşlar bu şampiyonu bize de göstermediler ee, sadece işte o ana herkese gösterilmiş olan zincir resmini konferansta gösterip Bunları söylemeli miyim acaba bunları söylemeli miyim? Ya sonuç olarak bize bu şampiyonun kiti tamam. Biz bu şampiyonu yayınlayacağız dediler ama şampiyona dair bilgi vermediler bu şampiyona dair. Ee, dolayısıyla ben de tamamen... Ee, burada gördüklerimi yorumluyorum ve dediğim gibi bir sızıntı doğru mu değil mi bilmiyorum. Q yeteneğinin birini alıp fırlatmak üzerine olduğunu söylüyor. Sonuçta zincirli abimiz bir gün gelecek. Ee, belki de bu hikayede Silas olacak kendisi. ileride yakalanmış olarak belki de sadece bu hikaye ee, sihir avcılarını ve da sihire bakışı anlatmaya e, çalışan bir şeydi bilmiyoruz. Ama Demacia'da bir şeyler oluyor, işler değişiyor. Bir de Kayle ve Morgana rework'ü Demacia'ya bağlandığında işler iyice karışacak gibi bakalım neler olacak. Ee, beklediğimden uzun bir video oldu bu, hikaye biraz uzun olduğu için çok şey yapmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Ee, umuyorum keyif almışsınızdır videodan, hikayeden ve konseptten. Sizce bu şampiyonun nasıl özellikleri olacak? Birinin ultisini mi çalacak, kopyalayacak mı, ona atılan ultiyi başkasına mı çevirecek? Ee, yakında atılan bir ultiyi işte ya da atıyorum Garen'in ultisini başkasına mı attıracak nasıl bir mekanik bekliyorsunuz yorumlarınızı gönderebilirsiniz daha fazla bilgi geldiği gibi paylaşacağım zaten facebook grubumuzda yüzlerce yorumda tartışmıştık bunu ee, canlı yayında da biraz incelemiştik bu akşam 19.00'da da yine canlı yayınımız da var bu arada ona da beklerim haydi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay